Şehzadem. Pelihana. Daha ne kadar kalacaksınız burada? Hı? Ne vakit çıkacaksınız? Hünkar abim izin verince çıkacağım. Ne izni şehzadem? Sizi buraya atan o zaten. Hı-hı. Asla bırakmayacak. Şehzadem. O kötü biri. Sizi öldürmek istiyor. Hayır abim yapmaz, o beni sever. O yüzden mi sizi annenizden ayırdı? Hı? O yüzden mi bir hayvan gibi kapattı sizi buraya? Şehzadem. Belki de artık kılıcı elinize almanın vakti gelmiştir. Pelihana, istemiyorum seni. Git. Git. Geliyorlar. Geldiler. Cellatlar kapıda. O çok sevdiğiniz hünkâr abiniz yolladı onları. Bunun böyle olacağını söyledim size. Er ya da geç o ipek urbanı boynunuza geçirecekler. Zira sizi tahtı ve iktidarı için tehdit olarak görüyor. Aslına bakarsanız şehzadem. Abiniz sizden daha fazla korkuyor. İşitiyor musun şehzadem? İşte bu ölümün sesi. İşte bu Azrail Aleyhisselam'ın nefesi. Yıllardır şu kapı çalıyor. Yıllardır. Ve siz her defasında korkup buraya saklanıyorsunuz. Neden? Çünkü bir gün cellatlar gelecek kapınıza, biliyorsunuz. Abiniz canınızı alacak. Hayır sus, yapmaz abim. Kıymaz bana. Kıyacak şehzadem. Elleriyle alacak canınızı. Şehzadem. Şu kadarcık odada kaybolup gitti çocukluğunuz, gençliğiniz. Artık yeter. Yeter şehzadem. İsyan vaktidir. Kılıcınızı alın ve savaşın. Sus, 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 sus. Thank you.
Şehzade Hazretleri, hünkârımız sizi getirmemizi emrettiler. Şah oyunun en zayıf taşlarından biridir aslında. Zira hareket alanı kısıtlıdır. Etrafında savunacak bir taş olmazsa bir piyadeden farklı değildir. O yüzden şehzadem, şah yalnız kaldığında oyunun sonu yakındır. Mat oldunuz şehzadem. Talih senden yanaydı. Bu oyunda talihe yer yoktur şehzadem. Akıl işidir. Mutlak akıl. Amca? Şehzadem? İşte veliaht şehzademiz de gelmişler. Günün birinde sizin yerinize o çıkacak tahta. Biliyorsunuz değil mi? Tek başınıza satranç mı oynuyorsunuz? Ben talim yapıyordum öyle. Bakın size ne getirdim. Firdevsi'nin Şehnamesi'nin mensur tercümesi. Okumuş muydunuz? Evet, birçok kez. Ben yeni başladım amca. Yavaş ilerliyorum ama. Malum, epey uzun. Evet, öyle. Zaloğlu Rüstem'in hikayesini çok severim buradaki. Hükümdarlara yardım eden, sırtı yere gelmeyen bir pehlivandır. Şehzadem, beni tarif ediyorsunuz. Şurada bir yerde olacaktı. İşte. Maşallah. Ezbere biliyorsunuz kitabı. Biraz çıkıp dolaşacağım. İsterseniz siz de gelin, hava almış olursunuz. Hava ne güzel. İyi ki çıkmışız değil mi şehzadem? Evet, güzel. Buradan da birlikte iç hazineye gideriz. Orada daha çok kitap var. Birlikte bakıp konuşuruz. Balıklar Adem oğluna benzer şehzadem. Kullarınız gibi sayıları çoktur. Efendileri olarak yem atmanız kâfi. Hepsi başınıza şüşürler. Size biat ederler. Siz onlara altın ve para attıkça
her zaman yanınızda olurlar. Sizin için ölürler. Sizin için öldürürler. Ne isterseniz yaparlar. Amca. Balıklar hali gibidir şehzadem. Onları besleyin. Besleyin ki her daim emrinizde olsunlar. Korusunlar sizi. Amca ne yapıyorsunuz? Balıkları besliyorum Osman. Sana söz veriyorum kardeşim. Seni üzen, kalbini kıran kim varsa hepsinden teker teker intikam alacağız. Başta Hünkar abim, sonra Gözlem Sultan, Safiye Sultan. Sana bunu yaşatan yahut sessiz kalan herkesin iflahı kesilecek. Destur! Sultan Mustafa Han Hazretleri! Yüce Rabbim bana bugünleri görmeyi nasip etti. Hayırlısıyla şu merasim bir bitse, bir aksilik çıkacak diye korkuyorum. Yüreğim ağzımda. Sakin ol Umaylı. Atlatacağız inşallah. Vezir-i Azam! Halil Paşa kulunuz. Vezir-i Sani Davut Paşa kulunuz. Öldü mü gerçekten? Abiniz. O mu var tabutta? Yoksa bir aldatmaca mı bu? Yapmayın! Bu oyuna gelmeyin! Sultan Ahmet Han yaşıyor, ölmedi! Bu bir oyun! Bu gafillerin oyununa gelmeyin! Esad-ı Mustafa'ya biat etmeyin! Alele nihayettir bu!
tahta geçin. Hünkârım. Hünkârım, tahta geçin. Açın. Hünkârım. Açın. Aç. Açın. Allah'ım sen bil. Yardımını esirgeme. Açın. Hünkârım. Aç. Açın. Aç. İlacını içirmediniz mi? İçirdik içirmesine de. Lakin kalabalık ürküttü aslanım. Açın. Hünkârım, tahta geçin. Hünkârım, tahta geçin. Hünkârım. Abi. Mustafa. Hünkârım, tahta geçin. Davut Paşa'ya güvenebileceğinizi söylemiştim halde. Nihayet hak ettiğiniz yerdesiniz hünkârım. Artık bütün kudret elinizde. Ne isterseniz o olur. Ne istersen mi? Ne isterseniz. Ağalar. Şu masayı alın. Götürün, dolaştırın bir haremde hava alsın. Vazgeçtim. Koyun yerine. Hadi su getirin bana. Kadırgalarımı yüzdüreceğim. Hadi. Kadırgalarımı yüzdüreceğim. Allah. Gel. Hünkârım. Ben padişahım validem. Ne istersem yapabilirim. Elbette yaparsın aslanım. Lakin şimdi daha mühim bir meselemiz var. Abinin haremi eski saraya gönderildi. Senin için yeni bir harem kurulacak. Menekşe daha şimdiden birkaç yere baktı bile. Bu akşam biri yanına gelecek. İstemiyorum validem kimseyi. Çocuk sahibi olman lazım aslanım.
soyun senden devam edeceğini cümle alem görmeli. Görmeli ki tahtına göz dikemesinler. Ağlar! Derhal yakalayın validemi, atın zindana. Mustafa, ne yapıyorsun? Bırak, sakın! Bırak! Bırak! Ne yapıyorsun Mustafa? Bırak! Mustafa! Bırak! Validem, latife ediyorum sadece. Ben size kıyar mıyım hiç? Beni evladımla yalnız bırakın. Çabuk çıkın! Aklını başına topla Mustafa! Ve karşında validen olduğunu sakın unutma. Ve beni bir daha kullarımızın önünde küçük düşürme. Validem. Sakın. Alacağım senin. Hayır. Hayır Osman. Kinira, hünkârımızı buradan götürmemiz lazım. Osman. Osman. Hünkârım. Sarayıma götürün beni. Nerede sarayım, nerede? Sarayım nerede benim? Nerede sarayım? Sarayıma götürün beni. Sarayım nerede? Sarayıma götürün beni. Yardım edin bana. Ben padişahım. Padişahım ben, Sultan Mustafa Han'ım ben. Sarayıma götürsenize beni. Sarayıma götürün beni. Ben padişahım. Padişahım diyorum size. Sultan Mustafa Han'ım ben. Yardım etsenize bana. Yardım edin. Öldürecekler beni. Öldürecekler. Öldürecekler. Ne olur yardım edin. Koruyun beni Şehzade Osman'dan. Ah. Al dokunmayın bana, al. 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 Yaklaşma. Al. 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 Dokunmayın bana. Al. Hünkârım. Al. Kendinize gidin. Saraya gidebiliriz. Ağlar, yolu açın. Kimlere kaldık ya Rabbim? Bir divane padişahımız eksik.
Ne oldu? Niye geldim? Bir şey mi oldu? Sultan Murat Han. Hakkın rahmetine kavuşup alemi bekaya göçtü. Hünkârım. Sultan İbrahim Han Hazretleri. Cümle Osmanlı mülkü siz yüce padişahımızındır. Bu da validemin bir oyunu değil mi? Kasım'a yaptığı gibi hünkâr abinin öldüğüne beni de ikna edip çıkaracak buradan. Valideniz size neden oyun oynasın? Hünkâr abiniz vefat etti. Hakikat bu. Kemankeş. Git valideme söyle. Zinhar çıkmam buradan. Bana tahtı saltanat gerekmez. Karındaşım sağ olsun. Bana inanmıyorsunuz. Kendi gözlerinizle görün. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Dostumla buluşamadım. Hakikat olduğunu söylemiştim size. Şimdi hazırsanız valide sultanımız sizi has odada beklerler. Şimdi dostumla buluşamadım. Harbet ölüm bir zamanda. Afiyette misiniz? Thank you.
keşke böyle olmasaydı abi. Yaptığın onca şeye rağmen mekanın cennet olsun. Saltanat günlerimde milletimi hoş hal eyle ve birbirimizden hoşnut kıl. Sultan İbrahim Han, merhametli, cömert ve lütufkar olup ahaliye ihsanlarda bulunacağıma, bu devleti adaletle yöneteceğime ve zulme zinhar müsaade etmeyeceğime Yüce Rabbim önünde and içerim. Sultan İbrahim çok yaşa! 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 Ağrı başımdan aşağı duman gibi iniyor Cinci. Başımı kesip alsalar daha iyi. Onu deneyelim hünkârım. Of. Olmuyor işte. Olmuyor. Ne verdiysen yaramıyor Cinci. Her daim hazırladıklarımdan verdim hünkârım. Niye işe yaramadı anlamadım. Gidin. Defolun gidin. Defolun. Ağlar. Ağlar. Şivekarı çağırın bana. Benim derdime bir o ilaç oluyor. Hay maşallah Şivekar Hatun.
Bak bu kadar altın hazine-i Hümayun'da yok, yemin ederim. Mübalağa etme. Haseki sultanlar çilçili altınları sayarken benim iki kuruş param mı battı gözüne? Halbuki en çok altını mücevheri ben hak ediyorum. Niyeymiş o? Hünkârımızın yüzünü güldüren, kederini unutturan tek kadın benim şu haremde. Herkesten fazla mesut ediyorum da kıymetimi bilen yok. İyi, o vakit hazırlan. Hünkârım seni çağırtmış. Başa tutmuş yine. Cinci Efendi de kâr etmemiş. Etmez tabii. Dedim sana. Onun şifası bende. Sen çık dışarı. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. İyi. Hünkârımızı bekletme. Senin ellerin, senin tenin gibisi yok şivekârım. Şekerparem. Hem ruhuma şifa alıyorsun hem vücuduma. Şu ağrılarımı dindirdin ya. Dile benden ne dilersen. Benim senden gayrı ne dileğim olur. Gözüne güzel görüneyim, aklını başımdan alayım istiyorum. Alıyorsun zaten. Şüphen mi var? Yok da, hasekilerin her gün başka kıyafetler giyiyorlar, mücevherler takıyorlar. Güneş gibi parlıyorlar haremde. Ben onların yanında sönük kalıyorum. Sana layık olamamaktan korkuyorum. E sen de giyin, süslen. Hem sendeki bu eda, iş ve hangisinde var? Giyineyim, süsleneyim de hangi parayla? Ne elde kaldı, ne avuçta. Hayır, hasenat yapayım dedim. Alay ettiler benimle. Çok para lazımmış. Hem şehzade anası da değilmiş. İstediğin para olsun şekerparem. Madem hayır işlemek niyetin, ben de Şam eyaletinin vergisini sana ihsan ettim. Gönlünce harca, sıkıntı çekme. Hünkârım, doğru mu işittim? Şam gelirleri mi dediniz? Koca validemiz kızmasın bu işe. Kimse karışamaz. Hele validem hiç. Hünkârım. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu keseler? Şivekar Hatun'a götürüyoruz. Altın mı onlar? Hünkârımızın emri. Bundan böyle Şam eyaletinin vergileri Şivekar Hatun'a tahsis edildi. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Olacak iş değil. Şam eyaleti. Koskoca Şam eyaleti. Valide Sultanımız pek kızacak. Sultanımızın başında çok daha büyük felaketler var. Şivekar Hatun'la uğraşacağını hiç sanma. Sen merak etme Melek Kalfa. Valide Sultanımız her şeye yetişir çok şükür. Sen gidince yine şimşirliğe attılar bizi. Sanki senin gözden değilmişim gibi. Sanki oğlum Osman Hanedan kanı taşımıyormuş gibi. Turhan Sultan. Hep onun oyunları bunlar. Validemizi de o dolduruşa getiriyor. İstemiyor bizi. Bir görsen halimizi. Sahipsiz bir çare. Turhan! Buraya gel! Hünkârım. İşittiklerim doğru mu? Zarife ile Osman'ı şimşirliğe sen mi kapattırdın? Benim değil, Valide Sultanımızın kararı.
Ama benim fikrimi soracak olursan orada bile kalmayı hak etmiyorlar. Yerleri bu saray değil. Ama sen onlara itibar ediyorsun. Benim yüzüme bile bakmazken hatunu gördüğünde yüzünde güller açıyor. Mehmet'le alakadar olman gerekirken onun oğluyla meşgul oluyorsun. Bundan tabii ne var? Mehmet gibi Osman da benim evladım. Hayır değil. Senin evladın, veliahtın burada. Demek veliahtın burada ha? Demek Mehmet'le alakadar olmam lazım, öyle mi? Bak gör şimdi nasıl alakadar oluyorum. Bak gör! İbrahim! Mehmet! Oğlum Mehmet! Süleyman bir şey yap! Hemen hekim başına götürmemiz lazım. Çabuk, çabuk! Ne yaptın sen? Baba validen ben Turan öyle söyleyince kan beynime sıçradı. Ben ne yaptığımı bilmiyorum validen. Ben ne yaptım? İbrahim! İbrahim dur, nereye gidiyorsun? Ne söyledin oğluma? Ne yedin? Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Bir de yemin ediyor. Yıkıl karşımdan! Yıkıl! Sultanım. Sultanım. Allah'ım ne günlere kaldık. İbrahim bekle beni. İbrahim. İbrahim dur dedim sana. Geçti İbrahim, geçti. Tamam. Geçti bak, ben buradayım. Nevrim döndü Atike. Ben bilemedim ne yaptığımı. Yoksa yapar mıydım hiç öyle? Biliyorum İbrahim, yapmazsın. Biliyorum. Ben halledeceğim bu meseleyi. Şehzadem, oğlum, ben yanındayım. Sakın korkma, tamam mı? Sakın korkma. Nerede kaldı bu hekimler Süleyman? Hemen çağırıyorum, hemen. Hekimbaşı! İbrahim. İbrahim. Ne yapıyorsun sen? Mehmet senin oğlun. Öz evladın. Nasıl fırlatırsın? Ya bir yerine bir şey olduysa? Validem, üzerine gitmeyin. Zaten yeterince üzgün. Hem bu Turhan'ın marifeti. Bilerek yapıyor. Kardeşimi kışkırtmak için. Ne diyor da kışkırtıyor? Osman onun oğlu değilmiş. Mehmet dururken neden Osman'ı seviyormuş? Hatta Osman'ın bu saraydan kovulması gerekirmiş. Bu ne hadsizlik? Evet. Osman meşru şehzade değil. Öyle ulu orta dolaşamaz. Onu kastetmiştir Turan. Halidem, onun ne haddine? Osman kim ne derse desin bir şehzade. Ve bunu artık herkes kabul edecek. Başta da siz. Öyle değil mi İbrahim? Nedir vaziyet? Çok şükür afiyetteler sultanım. Rabbimiz korumuş şehzademizi. Bir ilaç verip uyuttum şimdi. Dayanamazdı yoksa bu acıya. Yarası derin. İzi kalacaktır. Görüyorsun değil mi Süleyman'a? Zarife denen o Allah'ın belası için Mehmet'imin hayatını tehlikeye attı. Çok şükür şehzademizin sıhhati yerinde. Hüma Şahım, güneşim, ayım, padişahım. Nihayet bana bir evlat verdin ya. Orhan'ım. Korkuyorum İbrahim. Ne oldu? Niye korkuyorsun?
Evladımız için. Öyle şeyler işittim ki, hatta birçoğunu da sen anlattın bana. Ya evladımız da ömrü boyunca cellatları bekleyerek ölüm korkusuyla yaşarsa? Boşuna endişeleniyorsun. Yakında sadece dairemi değil, tüm sarayı Samurkürk'te kaplatacağım. Tıpkı bana masalını anlattığın Şah'ın sarayı gibi olacak. Ölümün giremediği. Ve biz şehzademizle birlikte emniyette olacağız. İnşallah hünkârım. İnşallah. Size yaptığım hatanın bedelini ödüyorum değil mi? Bana ders vermek için yapıyorsunuz değil mi bunları? Şebekarı da siz katlettiniz zaten. Küpelerini aldığım için değil mi? Ne küpesi İbrahim? Küpe kimin umurunda? Yeniçeri isyana kalkmış, devlet çadırı üzerine çöküyor. Sen hala hatun derdindesin. Niye öldürdünüz o vakit? Otur şöyle. İbrahim, sen tahta çıkarken bir söz verdin. Devleti adaletle yöneteceğim dedin. Zulme müsaade etmeyeceğim dedin. Sonra zevkü sefaya dalıp verdiğin sözleri unuttun. Yanındaki dal kavuklara yol verip rüşvete, iltimasa müsaade ettin. Hazineyi haremdeki hatunlara dağıttın. Yetmedi, sırf Samurkürk alacağım diye ahalinin malına mülküne el. Değil, değil, değil. Değil validem, değil. Vallahi billahi değil. Bu, bak bu, bu alelade bir Kürt değil. Bu bir zırh. Gölgelerden, ölümden koruyor beni. Sen bu sebeple... Ya, masalı, masalı bile var. Haberiniz yok mu? Bak, Mihriban diyarının padişahı bütün sarayını böyle samur kürklerle kaplıyor da öyle kurtuluyor cellatlardan. Kimse onu öldüremiyor. Oğlum, ben seni korurdum. Eğer sen yanındaki yılanlara inanıp beni kendinden ırak koymasaydın, ben seni korurdum. Samurkürk'ten medet ummazdın o zaman. Fakat sen de abim Murat gibi... İhanet ettim değil mi size? Hiçbirimiz size layık olmadık değil mi? Ben zaten hastalıklıyım. Zayıf tabiatlıyım. Ahali adımı deliye çıkarmış. Murat abim eli kanlı bir zalimdi değil mi? Osman abim başına buyruk bir asi. Peki siz? Siz nesiniz validem? Bir melek mi? Yoksa... Yoksa şeytanın ta kendisi mi? İbrahim! Onlara biçtiğiniz ömür belli. Şimdi sıra bana geldi değil mi? Beni de öldüreceksiniz değil mi? Hayır. Sen sözünü unutsan da ben unutmadım. Ben sana ne dedim? Canımı siper ederim, yine de seni korurum dedim. Allah şahidim sözümü tutacağım. Kılına dahi zarar gelmeyecek İbrahim. Git. Gidin buradan, gidin. Beni yalnız bırakın. Git. Git. Ağlar. Tamam. Git. Thank you.
Ben böyle olsun istemedim İbrahim. Allah şahidim olsun. Mecbur bıraktılar beni. Validem ihanet etti bana. Kasım da öyle. Ben onu öldürmeseydim onlar beni öldürecekti. Osman abimi, Mustafa amcamı, beni. Bizim en büyük felaketimiz validemin hırsı. Hünkârım. Murat abimi kardeşleriyle bizimle tehdit etmişlerdi. Beni ise oğlumla ediyorlar. Ben Murat abimi eli kanlı bir zalim zannederdim. Meğerse o sadece kendini korumuş. İbrahim yapma. Ne olur. Ona bir zarar verme ne olur. Tek bir hamle beni de korkularımdan kurtarır mı dersin? Mehmet senin oğlun. Onun bir günahı yok. Ne olur yapma. Doğru. Bütün günah senin. Bu işin içinde sen de varsın. Validemle bir olup kuyumu kazıyorsunuz. Benden intikamını böyle mi alacaksın Turhan? Kim ne söylediyse yalan söylemiş. Benim alakam yok. Ne olur Mehmet'e zarar verme, ne olur. İbrahim ne olur. Baba. Canım ben yanındayım, sakın korkma tamam mı? Ben yanındayım, sakın korkma. Kasım! Kasım! Ne oluyor İbrahim? Kasım gölgeler! Kasım buraya gel! Hadi çıkalım buradan! Saklanalım bir yere! Kasım, geliyorlar diyorum. Kasım tamam, ne olur İbrahim, çıkalım, İbrahim. Acele et. Kasım! Kasım! Gördüm diyorum sana, geliyorlar!
İbrahim, hadi tamam, çık. Sakin acele ol. Acele çıkalım buradan. Korkma, korkma. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kemal Keş. Sen ölmemiş miydin? Yok yere kıydın bana. Günahsızdım ben. Senelerce ben korumuştum seni. Ben bilerek yapmadım. Cinci öyle söyleyince kan beynime sıçradı. Ben yoksa kıyar mıydım sana? Günahsızdım ben. Yok yere kıydın bana. Demek hepiniz bir oldunuz. Burada kendi sarayımda bana kıyacaksınız ha. Vermem. Zinhar izin vermem. Keş'i gördüm. Yemin ediyorum buradaydı. Yemin ediyorum buradaydı İbrahim, Kemal Keş. Yok, yok. Kemal Keş öldü. Kemal Keş öldü. Hayal görmüşsün İbrahim. Sakin ol. Sakin ol. Ver onu bana. Ver onu bana. Hayal görmüşsün İbrahim. Tüm aşağı. Hünkârımıza odasına kadar eşlik et. Gördüm Atike. Vallahi gelin gördüm. Gelin hünkâr. Hadi. Hadi İbrahim. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi bakmayın öyle. Hadi kızlar içeri. Hadi.
Maşa. Kemankeşi gördüm. Yemin olsun gördüm. Sen de mi inanmıyorsun bana? Sen ne dersen ben ona inanırım hünkârım. Bu defa son biliyorum. Bu defa kurtulamayacağım ölümden. Bu odada, bu samurların arasında kimse sana dokunamaz. Unuttun mu? Maşa. Hı. Yalnız bırakmazsın beni değil mi? Bırakmam. Seni asla yalnız bırakmam.